Hem zaman gençler ben Lansper. Bugün sen gençler Yugi Craft'tayız. Yugi Craft orta düzey bir Skyblock sunucusu arkadaşlar. Bugün size burayı tanıtacağım. Şimdi sunucuya girdiğimizde arkadaşlar registerimizi yaptığımızda burada doğuyoruz. Burada bizi sağ ve sol taraflarda güzel güzel NPC'ler karşılıyor. Ondan sonra burada bir adet yazımız bulunmakta. Şöyle bırakayım size bir okuyun şu yazıyı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yazı yazıyor. Sağ tarafta Fiddleboard'umuz var. Burada NPC'lerimiz var. Ayarlar NPC'miz var. Kısadan göstermek gerekirse bütün çoğu şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada bilgi ve sistemler var. Mesela komut bilgi diyelim. Sunucu içerisindeki bütün komutları, para gönderme komutu dahil bütün komutları buradan bakabiliyorsunuz. Günlük ödül. Mesela ben günlük ödülümü alayım. Günlük ödülümü aldım. Yüklü kasa verdi bir tane. Menü diyorum. Menüden profil dahil birçok şeye bakabiliyorsunuz. Ada panel var. Ada panele birazdan gireceğiz. Ayarlar var. Bir gösterdim. Bilgi sistemler var. Baktık. Işınlanma noktaları. Kitler var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bütün rütbelerim ve VIP kitleri burada bulunmakta. VIP bilgi bulunmakta. Bakalım 30 günlük normal VIP 20 TL'ymiş. 30 günlük MVP 40 TL'ymiş. 30 günlük YVIP 70 TL'ymiş. 30 günlük YGVIP 100 TL'ymiş arkadaşlar. Piyasaya göre ortalama ve güzel bir fiyat döngüsünü yaratmışlar. Güzel yapmışlar yani. Yükseltme sistemine geliyorum. Market sistemi bulunmakta. Yükseltme market. Yükseltme görmüş olduğunuz gibi market sınırını yükseltiyorsunuz. Jeneratör var. Jeneratörünüzü yükseltebiliyorsunuz. Mesela ben yükselttim. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer şeyler var. Kapasiteyi yükseltip büyüklüğünü yükseltebiliyorsunuz odanızın mesela. Görmüş olduğunuz gibi ben şu an bayağı bir yükselttim. 5000 oldu. 10.000 oldu. Bilmem ne. Burada sonra piston yükseltme var. Mesela bir tane de piston yükseltelim. 10.000 verdik. Görmüş olduğunuz gibi pistonumuzu da yükselttik. Kurallar menüsü var. Kuralları buradan sunucu içerisindeki kuralları okuyabiliyorsunuz. Sonra market ve etkinlikler var. Market, pazar, market. Onun dışında cumartesi günü yazın. Ha, cumartesi günü hazır diyormuş, özür dilerim. Kasa galiba bu. Yükseltme marketi açıyor arkadaşlar. Yani sunucudaki bütün marketlere buradan ulaşabiliyorsunuz. Çiftçi dahil. Sonra böyle ilerlemek gerekirse burada teslimat sistemi var. Her ay bir ürün belirleniyor ve bu ürünleri buraya gelip teslimatını yapıyorsunuz. Bunun sıralaması oluyor. Mesela FX şey FV alttan X bu mesela 32 teslimat yapmış. Şu an birinciymiş. Daha teslimat yapan olmamış. Teslimatın ödülü de bu ay sonu verecek ödül. Birinci 50, ikinci 40, üçüncü 30 kredi verilecekmiş arkadaşlar. Sağ tarafta burada dönüştürücü var. Bu VOTE kısmı var burada. Onun dışında burada sıralama kısmı bulunmakta. Burada kasalar var. Mesela bende zümrüt kasa var bir tane. Zümrüt kasa açayım mesela. Nerede zümrüt kasa? Burada açayım mesela bir tane zümrüt kasa. Niye bu kadar uzun sürüyor ya bu? Tavuk yumurtası çıktı. Ha, tavuk spawner çıktı özür dilerim, yumurta da değil. Direkt tavuk spawner çıkmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kasalar böyle yani uzun sürüyor açılmaları ama güzel itemler çıkartabiliyorsunuz kasalardan. Onun dışında burada başka bir şey var. Mesela burada parkur var. Buna tıklayıp buraya basıyorsunuz. Tak parkurda doldunuz böyle hop 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 bir şekilde mesela yapalım biz tekrar mesela. Böyle 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 bak. Şöyle şöyle. Parkurları yapabiliyorsunuz arkadaşlar güzel bir şekilde. Sonra burada skiller bölümü var. Görmüş olduğunuz gibi mesela her yürüdüğümde değil de ben neydi o atlayınca mı geliyordu bakayım. Skill özellikleri var arkadaşlar. Mesela biraz önce birazdan bir şey kısarken gösteririm. Eventler var. Burada bütün eventlerin saati ne verildiği falan yazıyor. Görevler var. Buradan birinci aşama görevler deyip teker teker görevleri yapabiliyorsunuz. Pass sistemi de var burada. Görmüş olduğunuz gibi nerede? Yugi Pass. Burada da pes sistemi var arkadaşlar. Pes'ten de pes yaparak item kasabiliyorsunuz. Burada ada birincileri var görmüşsünüz gibi. Ada levelleri yazıyor. Burada piyasa var. Maden piyasası. İşte bir şeyin piyasa derken ya piyasadaki fiyatını gösteriyor kısaca. Burada marketler var. Biliyorsunuz bu menüsünü biraz önce gösterdim. Burada yükseltme menüsü var tekrardan. Spawn kısaca böyle yani. Spawn'da her şeyin NPC'si var. Kaybolmadan her şeyin NPC'sine kısa bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Burada açlığı doldurun diyor. Şans tilkisi varmış arkadaşlar. Bunun açlığını dolduruyorsunuz falan. Burası köylü takas. Onun dışında spawn'ı göstereceğim. Başka bir şey kalmadı. Adamıza gidelim. Bu arada şunu demem gerekiyor arkadaşlar. Yorumlar kısmına Yugi Craft yazan 3 kişi arkadaşlar. Yani 3 kişi demeyelim de
Yugi Craft yazanlar arasında 3 kişiye sunucuda VIP verilecek. Bunun çekiliş yapılacak. Yani yorumlar kısmına Yugi Craft yazarsanız arkadaşlar sunucu içerisinde bir çekiliş olacak. Sunucuda da olursanız ya da Discord'da da yapılabilir bu çekiliş. Sunucunun Discord sunucusuna girerseniz orada çekiliş yapılırsa görürsünüz. Yani yorumlara Yugi Craft yazmayı unutmayın. Siz de buradan 3 günlük VIP kazanabilirsiniz. Tamam. Şimdi çiftçi sistemi var arkadaşlar. Çiftçi sistemi şöyle. Mesela ben buraya bir piston koydum. Pistonun önüne de bir adet sugarcane, yani şeker kamışı koydum. Buraya da su koydum. Bu sugarcane her büyüdüğünde piston bunu otomatik olarak kırıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi buraya gidiyor. Mesela 18'de de sugarcane birikmiş şimdiden. Birazdan tekrar bir ikisi gösteririm. Burada görmüş olduğunuz gibi minion sistemi var. Ben buraya bir adet madenci minion koydum ve madenci minion burada her kırdığında görmüş olduğunuz gibi buradan otomatikman kır bakayım bir daha. Tak. Buraya geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir daha kırsın o. Görmüş olduğunuz gibi buraya gelmiş. Bir daha taş kırsın. Tak 18. Bu niye 18 oluyor lan? Şey bağlamayı mı unuttum ben onu tekrar? Bir dakika. Sandığa bağla. Bağla sandığı abi. Ha bak orada birikmiş. Kırsın. Görmüş olduğunuz gibi burada birikmeye başladı arkadaşlar. Ben yazıkla biraz önce bağlantısını koparmışım. Fırın sistemi var arkadaşlar. Mesela burada bir level fırınımız var. Burada son level bir fırınımız var. Arasındaki farkı hemen şöyle yapalım. Şu fırın arkadaşlar. Şöyle 6 tane odun koyup 2 tane demir koyuyorum bir levele. Buraya da 6 tane odun koyup 2 tane demir koyuyorum. Bakın kurucu burada yazmış zaten. Tekrar bağlamanız lazım diyor. Bakın bu çoktan editti. Bu bir level olan. Bu iki level olan. Görmüş olduğunuz gibi. Bu daha ikinci ısıtırken bu ikisini de ısıttı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani hız farkı level level görülüyor. Burada arkadaşlar ödül deyip ödül bir şey vardı onu unuttum. İki bilmem kaç para vererek yükseltebiliyorsunuz. Performansını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da yükseltmelerini yapabiliyorsunuz. 2000'e yükselttim, 5000'e yükselttim. Böyle böyle yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Son level olduğunda yani 10 level olduğunda arkadaşlar daha hızlı bir şekilde yükseltmeye başlıyor. Yakıt tasarrufu yapıyor. İşte yakıt paylaşımı yapıyor. Tarzı eritme. İşte buzları ve karları eritmek falan. Özellikleri falan yazıyor burada görmüş olduğunuz gibi. Hani eritme sistemi de böyle güzel ve kaliteli bir sistem. Onun dışında çiftçi sistemini tekrar böyle göstermek gerekirse görmüş olduğunuz gibi 42 olmuş. Bu her böyle uzadığında bana göstermeden, her uzadığında otomatik kırdığı için piston böyle kırmasını görmüyorsunuz ama mesela görmüş olduğunuz gibi biraz önce bahsettiğim bu skill sistemi de şuydu mesela, dayanıklılığım biraz önce benim yükseldi mesela. Ben bu blokları mesela gelsin, ben kırdığımda madenci sistemim benim yükseliyor mesela görmüş olduğunuz gibi, skill'lerim yükseliyor. Bu skill'lerle de ekstra şeyler yapabiliyorum arkadaşlar. Tamam, onun dışında göstermediğim warp'lar var. Mesela warp arenaya bir gidelim, arenasını ısınmışsın çünkü bir bakalım. 3 saniye sonra ışınlanıyoruz arenaya. Hop geldik. Arenada sandıklar var. Bu sandıklara tabii erişilmiyor. Arenanın ortası burası. Burada pipa açıp mı bilmiyorum. Hop geldik. Buradan buraya atladık. Burası şu an arena. Damage açık. Yani atladığımızda canımız gidiyor. Sunucunun ping ayarı da çok iyi. Yani hostingi güzel ve iyi bir makinesi var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 9 ping alıyorum. Genelde benim sunucularda aldığım pingler genelde benim 20 üzeri oluyor. Ama bu sunucuda benim ping sayım olabildiğince düşük. Yani sunucunun RAM ve paketin optimizasyonu bence kaliteli ve güzel. Hostingi de iyi seçmişler. Fazla ping almıyorsunuz. Paket güzel ve kaliteli, çok dolu bir paket. Yani dolu bir paket derken canınızın oynarken sıkılmayacağı bir paket. Yani nasıl sıkılmayacağı bir paket? Şöyle birçok özellik olduğu için ya birinci gün çiftçi özelliğini ayarlayıp kaktüs farmı yapıp ikinci gün piston sistemiyle karpuz farmı yapabilirsiniz. Her gün farklı sistemden yaparak kasılıp teslimat da yaparak ayrıca sunucunun birincisi olup daha güzel ve daha kaliteli vakitler geçirebilirsiniz. Mesela biraz da jackpot oynayalım. 10, 100, 1000, 10.000. Mesela jackpot'a 10.000 atıyorum. Yatır yazmam gerekiyormuş bir de. Yatır yazayım sağ ol. Jackpot'a bir 10.000 attım arkadaşlar. Bir tek ben katıldım. Şu an başkaları da katıldığında yükselir. Sunucu yeni açıldı bu arada. Sunucu yeni açıldığı için şu an fazla bir online yok. Yani siz hızlı bir şekilde gelip yorumlara da Yugi Craft yazıp Discord sunucuna katılınca yapılan çekilişlerden VIP kazanırsanız kasılma şansınız daha yüksek olur. Ama onun dışında Yugi illa VIP olmadan da hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz. Çünkü şu anda sunucuda fazla bir online yok. Siz gelip hızlı bir şekilde kasılıp birinci olup sunucunun en baba oyuncusu olabilirsiniz abi. Tamam mı?
Onun dışında sizinize göstermediğim birkaç warp daha kaldı. Gelelim burada. Warp sıralamayı gösterdik. Parkuru gösterdik. Arena. Korkak arena var. Hemen bir korkak arenaya bakalım. Dedim korkak arena şu an aktif değilmiş. Boss'a gidelim. Sunucunun bir boss'larına da bakalım nasıl boss'lar varmış. Hop. Boss'la arena yeri aynıymış. Boss diyor 2'de, 5'te, 8'de ve 10'da boss'lar otomatikman doğuyormuş arkadaşlar. Şu anda boss var mı? Hazırda hiçbir fikrim yok. Belki vardır ama domuzlar mı boss acaba bakalım. Yok. Daha boss'lar daha doğmamış. Aynen. Saate bakalım. Saat şu an 6.30. 6.30 diyor. 6.15'e geliyor. 6 çeyreğe geliyor yani. Boss şu an dolu değil. Ya dolu değil mi? Boss şu an doğmamış daha. Konuşamadım. O yüzden onu boş verelim. Spawn'a dönüyorum. Dönelim. Sunucuda bahsetmediğim bir şey kalmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sunucuyu size tanıttım. Yani sunucuyu ufak ve hızlı bir şekilde size tanıttım ki daha hızlı bir şekilde hemen Minecraft'ınızı açıp sunucuya gelin. Sunucu sürümü arkadaşlar 1.8 dahil 1.8'den 1.17'ye kadar bütün sürümlerle sunucuya girebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden istediğiniz sürümle girebileceğiniz için hemen Minecraft'ınızı açın. En sevdiğiniz sürümde sunucuya giriş sağlayın ve kasılmaya başlayın ve sunucunun sahibi olun arkadaşlar. Çünkü çok az kişi olduğu için hızlı bir şekilde yükselebiliyorsunuz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekilişi de unutmayın. VIP fiyatları da çok uygun. VIP almayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.